Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok basit ve kolay bir patik modeli göstereceğim. Modelimin adı kare patik. Patiğimizi haroşa tekniğiyle ördüm arkadaşlar. 52 ilmekle başladım. 52 diş haroşa ördüm. Ve diktikten sonra böyle güzel bir şekil aldı. Gördüğünüz gibi dibinde dikiş yok. Bir arka topuk kısmında var. Bir de ön tarafta. Çok şirin, çok kolay. Herkesin gerçekten yapabileceği en kolay patik. Ve daha önce yapmış olduğum bu çiçeklerim var. Bunların anlatımını daha önceki videolarımda anlatmıştım. Ondan bir tanesini buraya koydum. Bu şekilde. İpim patik ipi. 3 numaralı şişle başlayarak yaptım arkadaşlar. Ben tam şu an 52 tane ilmek yapmayacağım. Haroşanın nasıl yapıldığını göstereceğim. 10 tane yapıyorum. 2. Başlangıcını bu şekilde başladım. 3 4 5 6 7 8 8 9 10. Siz 52 tane başlayacaksınız arkadaşlar. Çok uzun olduğu için ben bu sefer kısaca göstermek istiyorum. Ben ters yönden yapıyorum haroşamı. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Daha sonra isterseniz düzden de yapabilirsiniz. Pardon. Ben boynumda ördüğüm için ters taraftan yapıyorum haroşamı. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. Evet, sıranın sonuna gelince son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar başa geldim. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi böyle tersten haroşa tekniğiyle örerek devam ediyorum. Son ilmeğimi ördüm düz olarak. Bu şekilde 52 ilmek ve 52 sıra. 38 ve 39 numaralı ayaklar için. Çünkü haroşa biraz daha açılıyor örüldüğü zaman, esnek olduğundan 38 ve 39 numaralı ayaklar için uygundur. Eğer daha büyük yapmak istiyorsanız 3 diş haroşayı 3 diş haroşayı büyütün. Daha küçük yapmak istiyorsanız sıraları azaltın arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Siz 52 tane atın. Evet arkadaşlar, kare şeklindeki patiğimin yapımına devam ediyorum. Bakın,
52 tane ile başladım ve şu şekilde kare yaptım. Bak. Şu şekilde ikiye böldüğümüz zaman karesini tamamlamış oluyor. Boşluk kalmadı. Bu ucunu tam uçları denkleştirelim. Denk geldi. Şimdi eksilterek şey yapayım, patiğimi kapatıyorum. İki tane alıyorum. Bunu şişimin üzerine koyup tekrar kesiyorum. Alıyorum. Şişimin üzerine koyarak toplayarak gidiyorum arkadaşlar. İki tanesini örüyorum sağ şişime. Sağ şişimdekini sol şişime geçiriyorum. Evet, böyle keserek sıramın sonuna geleceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu kare bulmacamı bu taraf düz taraf, bu taraf ters taraf. Kare bulmacamı önce 3 eşit parçaya bölüyorum. Bu şekilde 3 eşit parçaya böleceğiz arkadaşlar. Bakın. 3 eşit parçaya bölelim. Ve burada ortasını bulduktan sonra şuradan buradan burasına kadar teğelliyorum. Burayı çünkü büzeceğiz. Şuradan sağlamlaştırayım ipimi. Şu şekilde teğelleyerek teğel yapar gibi büzeceğimiz için ilmeklerden çıkararak sonuna kadar geliyorum. Ve uca geldi. Şimdi bunu burayı böyle büzüyorum arkadaşlar. Büzdüm. Bu taraf ters tarafı. Tam ucunun olduğu yerden İpe takılı olan yerden şöyle toparlıyorum.
Burayı diktim. Şimdi döndük tekrar. Burası düz tarafı. Bu böyle gelecek arkadaşlar. Ama bundan önce şimdi bu düz taraftan arka topuk tarafını dikiyorum. Düzden topuk tarafını dikiyorum. İyice böyle eşitleyeceğiz burayı. Ve elimi buraya koyarak ilmeklerden alarak dikiyorum. İlmekleri karşılaştırıyorum bu şekilde. Düz taraftan dikerek geliyorum arkadaşlar. Ayağın içi daha yumuşacık olacak. Bakın tersten yumuşacık oluyor. Buradan alttan alıyorum. Karşı tarafta üsttekini. Sağdakini alttan, üsttekini alttan alıyorum. Sağdakini üst, alttan, soldakini alttan alıyorum. Bu şekilde öreceğim. Bu şekilde dikip gidiyorum. Evet arkadaşlar, patiğimin arka tarafını da dikmiş oldum. Şimdi gelelim patik ucumuzdaki buraya ucunu yapmaya. Bunun için ayağımıza patiğimizi giyiyoruz. Ayağımıza patiğimizi giydikten sonra bakın giydik ayağımıza. Şu kalan parçayı şu şekilde dikeceğiz ayağımızın üzerine. Patiğimizi ayağımıza giriyoruz ve ölçümüzü ayağımızın üstünden alıyoruz. Tam şuraya. Buradan buraya dikerek geleceğim. Siz de ayağınıza göre ayarlayın. Burayı tam buraya ayarladıktan sonra ayağımızdan çıkaralım. Bakın. Burada dikişi yok. Yanda yok. Sadece burada ve ön tarafta. Bunu buraya diktikten sonra çıkaracağım, tekrar oyasını yapacağım. Şöyle dipten alarak gidiyorum. Evet, bakın çapraz oldu. Şimdi buraya geldikten sonra arkadaşlar, şuraya bir sarı çiçek yapacağım ve burayı aynı renk oyamı oyalayacağım. Şimdi buradan çıkarıyorum. Buraya bu tarafa sağlamlaştırdım. Şurayı tekrar devam edelim içe kadar. Kare patik modelimin dikimini gösterdim arkadaşlar.
Ayağımı bu şekilde alıyorum. Şimdi oyasını yapacağım. Oyasını yaparken yine şuradan başlıyorum. Ucundan başlayacağım arkadaşlar. Burada bir düğümüm var. Şu ucundan başlayarak burayı diktiğimiz için buradan başlıyorum. Patiğimi şu şekilde tutuyorum. Sağlamlaştıralım buraya. Evet, 1, 2, 3. 3 zincir çekiyorum aynı yere. Tekrar giriyorum. Şurayı kapatmak istedim ben. Şunu kamufle edeyim buraya. Bir, iki, üç zincir çekip aynı yere tekrar giriyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen yan tarafa geçiyorum. Bir, iki, üç. Aynı yere. Tekrar battım. Bir zincir çekerek bu çapraz burayı çapraz diktiğimiz yerin üzerinden 1, 2, 3 gidiyorum. Tekrar aynı yere girerek bu şekilde buradan çapraz yere gelerek şuraya döneceğim arkadaşlar. Ağız kısmında yaptıktan sonra tekrar başa geliyorum. Evet arkadaşlar, patiğimin kare patiğimin oyasını bitirdim. Şurada bir aksilik olmuş. Orayı düzelteceğim arkadaşlar.